Merhaba arkadaşlar. Çanta yayınları hazırlayan defterde tam sayılarla toplama işlemi konusunda dersimize devam ediyoruz. Sayfa 13 ve 14. sayfaları etkinlikleri çözeceğim arkadaşlar. Evet. Konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim diye hatırlatıyorum. Evet. Birinci etkinlikte bakalım arkadaşlar. Tam sayılarla toplama işlemini artı ve eksi pullarını kullanarak yani modelleme yöntemiyle de yapabiliriz. Artı pullar arkadaşlar dikkat ederseniz artı 2 ve artı 3'ü toplarken 2 tane artı pul. Daha sonra 3 tane artı pulu bir araya getiriyorum ve toplam 5 tane artı pulu öder diyorum. Ve sonuç artı 5'tir diyoruz. Aynı işaret yani ikisi de eksi ise arkadaşlar bakın. Eksi 1 ve eksi 3 toplarken eksi 1 ve eksi 3 pullarını yan yana getiriyorum. Her birisini bir arada 4 tane eksi pul bir araya gel diyorum ve sonuç eksi 4 olur diyoruz. Evet burası önemli arkadaşlar. Sıt işaretli pulları toplarken arkadaşlar Zıt işareti tam sayıları toplarken artı 1 ve eksi 3 toplarken dikkat edelim. Artı 1 geldi. Yanına eksi 3 geldi. 1 artı ve 1 eksi arkadaşlar. Bir tane sıfır çifti yaptı. Yani nötr sayı yapar arkadaşlar. Bunlar birbirlerini götürdü diyorum. Bir tane sıfır çifti gittikten sonra geriye ne kalıyor arkadaşlar? Bunu dikkat ederseniz dışarı atıyorum. Geriye 2 tane eksi pulum kalıyor. Ve sonuç eksi 2 olur diye söylüyoruz. Toplama işleminin modellenmesinde birinci ve ikinci sayıyı temsil eden pulların bir araya gelmesi mantığı vardır diye söylüyor. Evet. Tam sayıları toplam işlemini arkadaşlar sayı doğrusunda gösterirken şunu yapıyoruz. Pozitif tam sayılar sağa doğru ilerleneceğini, negatif tam sayılar da sola doğru ilerleneceği anlamına geldiğini belirtiyor. Artı 2 ile artı 4 toplarken başlangıç noktası sıfırdan itibaren Öncelikle 2 adım sağa gidiyorum. Artı 2'ye geldim. Daha sonra artı 4 gidiyorum. 4 adım daha sağa geldim. Son olarak nereye geldik? Artı 6'ya gelmiş olduk. Evet, eksiler arkadaşlar sona doğru gideceğim anlamına geliyordu. Yine başlangıç noktası sıfırdan başlayarak. Önce 2 adım sola gidiyorum. Daha sonra 4 adım daha sola gidiyorum. Ve sonuç olarak eksi 6'ya gelmiş oluyoruz. Evet artı sağa gideceğimi eksi sola gideceğimi söylüyordu. Başlangıç noktasından 2 adım sağa gittim. Daha sonra 4 adım sola gittim. Ve sonuç olarak 2 adım solda kaldım. Yani eksi 2'de kaldığımızı söylemiş oluyoruz. Peki, devam edelim. Şu bilgi de önemli arkadaşlar bizim için. Sıt işaretli iki tam sayının toplamını modellemesini yaparken artı ve eksi pullar yan yana geleceği için sıfır çifti oluştururlar sıfır çiftinin bir değeri olmadığından dışarı atılır diye belirtiyoruz. Evet etkinliğimize bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki toplama işlemlerini modelleyerek gösteriniz diyor ve sonuçları bulunuz. Evet dikkat ederseniz zıt işaretli sayma pulları yan yana getirmemi istiyor. Evet şöyle. Buraya artı 4 getireceğim. bir tık daha sonra yapayım sağ yapayım buraya eksi 3 getireceğim sonuç olarak bunları yan yana getireceğim arkadaşlar Evet kutularımızı yaptıktan sonra Öncelikle artı 4 pul getiriyorum 4 tane pozitif pul getiriyorum Evet, artı yanına 3 tane negatif pul getiriyorum. sonuçta arkadaşlar bunların her birisini büyük kutunun içerisinde birleştiriyorum. Artıları ve eksileri yan yana yerleştiriyorum. Buradan itibaren dikkat edelim. Artı ve eksi pullar arkadaşlar çifter çifter eşleşiyor. Bir artı bir eksiği, diğer artı diğer eksiği, diğer artı diğer eksiği götürdüğü için bunları dışarı atıyorum. Ve bakın burada bir tane artı pulum kaldı diyorum. Artı 1 olarak da işlemimizin sonucunu göstermiş oluyoruz. Evet. Eksi 5 ile artı 2 toplarken yine öncelikle kutularımızı çizelim. 5 tane negatif pulu getiriyorum. Bir. 2, 3, 4, 5. Artı 2 tane pozitif pul getiriyorum. Eşittir. Bunları yan yana yazdığımı görüyorum arkadaşlar. Bakın. Her bir artı ile her bir eksi yan yana yazıyorum. Evet. Artı ve eksi birleşen pulları Şöyle dışarı atıyorum arkadaşlar. Geriye ne kaldı? 3 tane eksi pulum kaldı. Evet işlemimizin sonucunda eksi 3 olarak göstermiş oluyorum. Evet devam ediyorum. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum gençler. Evet dördüncü etkinlikte bakalım bizden ne istiyor. Şöyle bir tık büyütelim. Aşağıda verilen işlemlere göre harflere karşılık gelen tam sayıları bunu istiyor. A'dan arkadaşlar ne yapmış? Eksi 38'i çıkarmış ve eksi 56 kalmış diye görüyorum. O halde şöyle düşünüyorum. Eksilen sayıyı bulmak için ne yaparım arkadaşlar? Normal çıkarma işleminde fark ile çıkan sayıyı ne yapmamız gerekir arkadaşlar? Toplamamız gerekir diyorum. O halde ben a'yı bulabilmek için eksi 56 ile eksi 38'i toplarım. Evet. Tam sayıları toplama işlemi yaparken eğer sayıların işaretleri aynı ise arkadaşlar. Sayıları topluyorum işaretleri görmeksizin. Evet 56 ile 38'i topluyorum. 6, 8 daha 14. Elde var 1. 5, 3 daha 8. 1 de elde 4. 94. Ortak işaret olan eksiye önüne bırakarak eksi 94 olur diyorum. Evet ikinciye baktığım zaman C'yi bulacağım arkadaşlar. Yine eksilerini bulmak istiyorum. Evet fark ile çıkanı toplamamız gerekir diyorum eksi 61 ile artı 23'ü topluyorum. Evet. Zıt işaretli iki tam sayı toplarken büyük sayın arkadaşlar mutlak değeri büyük olan sayının sayıdan küçük olan sayıyı çıkarıyorum ve büyük olan sayının işaretini önüne yazıyorum. Evet. 61'in eksi 61'in mutlak değeri daha büyüktür. O halde 61'den 23'ü çıkarıyorum. 38 Evet 61 daha büyük olduğu için eksi işaretini önüne yazıyorum. Evet, üçüncüye baktığımız zaman yine E'yi bulacağız. Eksi 12 ile eksi 63'ü topluyorum. Evet. Aynı işaretli sayıları toplarken işareti görmeden sayılarımızı topluyoruz. 12, 63 daha 75 yapar. Evet. Ortak işaretli önüne yazıyorum. Ve eksi 75 olarak işlemimizin sonucunu yazmış oluyoruz. Evet. Dördüncüye baktığımız zaman B'yi buluyorum arkadaşlar. Yine artı 42 ile eksi 25'i topluyorum. Evet. Çıkarma işlemi gibi düşünüyorum arkadaşlar. Eksilerini nasıl buluyorum? Fark ile çıkanı toplayarak buluyorum. Evet. Artı 42 ve eksi 25'te zıt işareti sayıları toplarken mutlak değeri büyük olan 42'den 25'i çıkarıyorum arkadaşlar. Ne olur? 42'den 25 çıkartırsam 17. Evet 42'nin mutlak değeri daha büyük olduğu için 42'nin işaretini artı olarak önüne yazıyorum. Evet artı 17 işlemimizin sonucu oluyor. Evet D'yi bulurken yine eksi 52 ile eksi -51 51'i topluyorum. Evet aynı işaretli sayıları toplarken işaretleri görmeden 52 ile 51'i topluyorum. 103 yapar ortak işareti önüne bırakıyorum. Eksi 103 olarak yazıyorum. Evet, baktığımız baktığım zaman yine FDM 18 ile arkadaşlar artı 18 ile eksi 43'ü topluyorum. Evet, sıt işareti sayılarda ne yapıyorduk? Mutlak değeri büyük olan 43'ten 18 çıkarıyorum. Ne olur arkadaşlar? 25 Mutlak değeri büyük olan 43'ün işaretini yani eksiği önüne yazıyorum. Eksi 25 olarak işlemimizin sonucunu bulmuş oluyoruz. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki etkinliğe geçiş yapıyorum. Sayfamızı temizliyorum. Evet 5. etkinliğe baktığım zaman aşağıda verilen şemalarda işlem sırasını takip ederek harflere karşılık gelen tam sayıların değerlerini bulunuz diyor. Evet arkadaşlar. Eksi 70 ile artı 34 topluyorum. A'nın değerini bulacağım. O halde A'yı bulabilmek için şöyle yazalım: eksi 70 artı artı 34. Bu bana A'nın değerini verecek. Eksi işaretli sayıları toplarken mutlak değeri büyük olan 70'ten 34'ü çıkarıyorum. Ne olur arkadaşlar? 36. Evet, 70 daha büyük olduğu için eksi yönüne yazıyorum. Evet, bu nedir arkadaşlar? A'nın değeridir. Demek ki A eksi 36'dır. Devam ediyorum. Şuraya eksi 36'mızı yazalım. Eksi 36 ile eksi 23'ü topluyorum ve b'nin değerini buluyorum. Ortak işaretli sayıları toplarken işareti görmeden 36 ile 23'ü topluyorum. 9, 3, 2 daha 5, 59, eksi 59'dur. B'nin değeri, evet eksi 59 olarak aynen yazıyorum. Evet devam edelim. İkinci etkinliğe geçelim. 69'da eksi 21'i topluyorum ve C'yi buluyorum arkadaşlar. C diyelim. Artı 69. Artı eksi 21. Zıt işareti sayıları toplarken büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıyorum. Mutlak değeri büyük olan 69'dan 21'i çıkarıyorum. 9'dan 1 çıktı 8. Alttan 2 çıktı. 4 ve artı 48 olur. C'nin değeri diyorum. Evet artı 48'i aynen yazıyorum. Evet D'yi bulabilmek için artı 48 ile eksi 45 topluyorum. Zıt işareti sayıları toplarken mutlak değeri büyük olan 48'dir. 48'den 45 çıkarıyorum. 3. Evet 48'in işareti artı. Artıyı aynen önüne yazıyorum. Evet D'nin değeri de artı 3 olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Evet bu etkinlikle de dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.